haftaki maça başlamak gerekirse gerçekten güzel bir maç oldu. Hem taraftarlarımız için hem biz kendi kalitemizi görmek için çok güzel bir maç oldu. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Hazırlık maçı olmasına rağmen yaklaşık yani statımız fulldü. Bizim için gerçekten heyecan vericiydi. Hani kamp sürecimiz çok iyi geçti diyebilirim. Hazırlık maçlarımız da iyi geçti. Son hazırlık maçı çok önemliydi. Çünkü artık bundan sonra lig maçlarımız, Şampiyonlar Ligi ön elemelerimiz var. Onun için kendi kalitemizi görmemiz için güzel bir hazırlık maçıydı. Ve güzel bittiği için mutluyuz. Takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma çok teşekkür ederiz. İnşallah bunların devamı gelir. Yani az önce basın toplantısı imza törenine de söylemiştim. Yani Fenerbahçe'nin her zaman hedefi şampiyonluktur. En üst seviyedir. Onun için biz de bunun bilincindeyiz. Yabancı oyuncular da bunun bilincinde. Yani tüm takım halinde bu hedefi doğrultusunda devam etmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Hem şampiyonlukta hem de Avrupa'da iyi yerlerde sonuç alacağımıza inanıyorum. Bence hazırız. Bugünkü hazırlık maçından da bakılırsa iyi bir sonuç ortaya koydu. İyi bir skor aldık. Yani tempomuz gerçekten sezon başı kampı da çok önemliydi bizim için. O da çok şükür sakatlık olmadan çok iyi çalışarak geçti bizim için. Hani dediğim gibi hazırlıklarımız tamam artık. Bundan sonra lig başlamamız bekliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim yani kamptan önce, milli takım kampından önce hocamızdan konuştuk. Yani yetişmeyeceğini doktorlarımız söyledi. Sezon başı kampına gelen yani 6. 7. haftada yine MR'a girdim. Hala da sakatlığım sürüyordu yani. Bir hafta, iki hafta daha olduğunu söylediler. Zaten burada da imza attıktan sonra sezon başı Avusturya'da da tek başıma çalışıyordum. Yani dediğim gibi oluyor böyle şeyler ama fazla da kendimi o taraflara yormak istemiyorum. Ben kendim biliyorum yani milli takım yani sevdamızı kendim nasıl milliyetçi bir yerden geldiğimi biliyorum. Onun için çok fazla takılmıyorum. Canları sağ olsun. Zaten oradaki takım arkadaşlarım gayet iyi. Hocamız da oradaki başkanlarımız, yönetimde hepsi beni biliyor nasıl desteklediğimi. Onun için hiç oralara takılmadım. Dediğim gibi yani 7. haftada MR çekildiğinde hala da sıkıntı olduğunu söylediler. Avusturya kampında da kendim tek başıma çalıştım. Şimdi son 3-4 günde takımın %100 takımdan çıktığını söyleyebilirim. Yani tabii Cenk abi yıllardır tanıdığımız isim. Yani hepinizin bildiği gibi çok kaliteli bir oyuncu. Kariyeri de çok önemli. Yani dediğim gibi 1-2 seferde çektik ama yani tabii gülmekten çekemedik. Ama hiç yani onun bu takımda sırıtacağını hiç zannetmiyorum. Zaten çok iyi bir profesyonel, çok da iyi bir forvet. Umarım inşallah bize gollerine katkı sağlar. Çok sağ olun.